Merhabalar arkadaşlar. Yazımı çokça karıştırılan eklerle derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimde sizlere ki ekinin yazımı ve görevlerinden bahsedeceğim. Ki eki karşımıza çeşitli görevlerle çıkıyor. Bakın bağlaç olan ki, sıfat olan ki ve ilgi zamiri olan ki. Arkadaşlar bağlaç olan ki ayrı yazılır. Çünkü bağlaçlar ayrı bir farklı bir sözcük olarak sayılırlar. Bu yüzden ayrı yazılırlar bir örnek verecek olursam kalem ve kağıdı getir dersem arkadaşlar kalem ve kağıt. Bakın birleşik yazılamaz. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Bağlaçlar her zaman ayrı yazılır. Ki de bir bağlaçtır. Ki de ayrı yazılır. Sıfat olan ki bitişik yazılıyor. Zamir olan ki de bitişik yazılıyor. Peki biz Ki'nin bağlaç mı, sıfat mı, zamir mi olduğunu nasıl anlayacağız? Devam edelim dersimize. Arkadaşlar, ki'nin bağlaç mı, sıfat mı yoksa ilgi zamiri mi olduğunu şu metotla anlayacağız. Ki'den sonra ler çokluk ekini getireceğiz. Bakın ki'den sonra ler çokluk ekini getireceğiz. Anlam bozulursa bağlaçtır. Anlam bozulmazsa ya sıfattır ya da zamirdir. Cümlemizi çözümleyelim. Görüyorum ki beni unutmuş. Şimdi arkadaşlar ler çokluk ekini getirelim cümleye. Bakalım. Görüyorum ki ler beni unutmuş. Bakın anlam bozuluyor mu? Evet bozuluyor. O halde bu bağlaçtır ve ayrı yazılır buradaki ki. Ne demiştik? Ki'den sonra ler getiriyoruz. Anlam bozuluyorsa ki bağlaştır ayrı yazılır. Anlam bozulmuyorsa ki ektir. Ya sıfat olan ki'dir ya da zamir olan ki'dir. Sıfatla zamiri de birbirinden nasıl ayıracağımızı ilerleyen dakikalarda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi tam olarak dersimize giriş yapalım. Bağlaç olan ki'den başlayalım. Bağlaç olan ki ne dedim? Ayrı yazılır dedik. Ve bağlaç olan ki'nin görevi nedir? Cümleleri birbirine bağlar. Ve her zaman ki ayrı yazılır. Örneğimize bakalım. Öyle güzel konuştu ki herkes ona hayran kaldı. Arkadaşlar ki'den sonra ler ekini getirin. Öyle güzel konuştu ki ler. Herkes ona hayran kaldı. Bakın cümle anlamsız oluyor. Anlamsız oluyorsa ler ekini getirdiğimiz zaman anlamsız oluyorsa ne dedik bu bağlaç olan ki'dir. Her zaman ler ekini getirin ve bağlaç olup olmadığını bu şekilde anlayın. Ki'nin diğer görevi ise sıfat olan ki arkadaşlar sıfat olarak da karşımıza çıkıyor ki sıfat olan ki bitişik yazılıyor. Ve eklendiği kelimeyi sıfat yapıyor. Eklendiği kelimeyi niteliyor. E, sıfat olan ki'nin arkadaşlar Q şeklini de görebiliyoruz. Q şeklinde de yazılabilir. Ama bağlaçta kesinlikle sadece ki şeklinde karşımıza çıkar bağlaç. Bağlı uç olan ki'nin küy şekli, ku şekli yoktur arkadaşlar. Cümlemize bakalım. Yoldaki taşlar çok eskimiş. Bakın. Yoldaki taşlar. Arkadaşlar. Ler ekini getirdiğimiz zaman anlamlı oluyor mu? Bakalım. Yoldakiler çok eskimiş. Taşları kapatalım. Yoldakiler çok eskimiş şeklinde. Anlamlı mı? Evet anlamlı oluyor. O halde buradaki ekimiz bizim. Ek olan ki'dir ve bitişik yazılır arkadaşlar. Sıfat olduğunu nasıl anladık? Sıfatlar önündeki isimleri niteliyorlar. Bakın taşlar isim. Hangi taşlar? Yoldaki taşlar. Burada işaret sıfatı var. Bakın işaret sıfatı. Diğer örneğe bakalım. Bugünkü ders kolaydı. Bakın ki burada karşımıza ne dedim burada Q şeklinde de çıkabiliyor dedim. Burada karşımıza Q şeklinde çıkmış. Bugünkü ders ders isim hangi ders hangi ders bugünkü ders bu da aynı şekilde işaret sıfatıdır arkadaşlar. Buradaki Q ise sıfat olan ki'dir. Üçüncü olarak ise ki'nin görevleri arasında ilgi zamiri olan ki karşımıza çıkıyor. Bakalım ilgi zamiri olan ki bitişik yazılır arkadaşlar ve bir ismin yerini karşılarlar. Bir ismin yerini karşıladıkları için aitlik zamiri olarak da adlandırılırlar. İsmin yerini karşıladıkları için aitlik zamiri olarak adlandırılıyorlar. Bakın sıfat ne yapıyordu? İsmi niteliyordu. Zamir ne yapıyor? İsmin yerini karşılıyor. Şimdi örneğe bakın arkadaşlar. Benim kalemim. Burada bir isim tamlaması var. Evet. Şimdi buradaki Tamla, tamlayan, tamlanan. Bakın, tamlayan. Tamlayan, tamlanan. Arkadaşlar ilgi zamiri olan ki de bakın ne oluyor? İsim tamlamasındaki tamlanan atılıyor. Buradaki ki tamlanan görevinde benim ki oluyor ki aslında kalemin yerine geçiyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, sıfatın önünde bir isim oluyor ve sıfatlar o ismi belirtiyorlar. Ama zamirde ise bir isim yok. Zamirde ismin yerine geçme durumu var. Seninkileri bugün eve götüreceğiz. Bakın seninkiler Seninkiler yerine senin çiçeklerini, senin kitaplarını bugün eve getireceğiz gibi isim tamlamaları getirebiliyorum. Burada e, ne diyeyim? Senin çiçeklerini diyeyim. Senin çiçeklerini bugün eve getireceğiz. Ne olmuş? Seninkileri bugün eve getireceğiz olmuş. Buradaki ki eki çiçeklerin kileri eki çiçeklerin görevini üstlenmiş. Arkadaşlar şimdi bu örneğimizle genel olarak konuyu toparlayalım. Ayşe'nin ödevi güzel, Ali'ninki kötüydü. Bakın buradaki ki aslında ödevi isminin yerine geçmiş. Ayşe'nin ödevi güzel, Ali'nin ödevi kötüydü. İsmin yerine geçmiş. İsmin yerine geçiyorsa ilgi zamiriydi. İsmi niteliyorsa neydi? Sıfattı. Ne dedik arkadaşlar? Ki üç şekilde karşımıza çıkıyor dedik. Bağlaç olan ki Zamir olan ki ve sıfat olan ki. Bağlaç olan ki nasıl ayırıyorduk? O kolaydı arkadaşlar. Bağlaç olan ki ayrı yazılıyordu. Ayrı yani bağlaç olup olmadığını nasıl anlayacaktık? Ki'den sonra ler ekini getirecektik. Eğer ki'den sonra ler ekini getiriyorsak ve cümle anlamsız oluyorsa bu bağlaçtı. Anlamlı oluyorsa ise ya sıfattı ya da zamirdi. Sıfat ya da zamir olduğunu nasıl anlıyorduk? Zamirler ismi yerine geçiyordu. Sıfatlar ise ismi niteliyorlardı. Burada ne olmuş bakın ki ismin yerine geçmiş yani ilgi zamir görevinde bakın arkadaşlar benim kitabım benimki şeklinde yazalım benimki ne oldu arkadaşlar zamir kitap isminin yerine geçti bakın ki buradaki kitap isminin yerine geçti benimki şeklinde oldu ilgi zamir olan ki evdeki kitaplar dediğimiz zaman ne oldu? Sıfat kitapları belirtti. Hangi kitaplar? Evdeki kitaplar. Bakın burada işaret sıfatı kullanıldı. Sıfat görevinde Evet arkadaşlar dersimin sonuna geldim ki'nin görevlerini anlattık. Üç tane görevi var. Bağlaç, sıfat ve ilgi zamiri. Bağlaç, bakın, bağlaç olan ki ayrı yazılıyor. Duydum ki, duydum ki beni unutmuş. Duydum kiler beni unutmuş. Ler ikini getirdiğimiz zaman anlamsız olduğu için buradaki ki bağlaç olan ki ve ayrı yazılır. Sıfat ise teşek yazılıyor ve ismi niteliyor. Evdeki kedi. Evdeki kedi. Hangi kedi? Hangi kedi? Evdeki kedi. İşaret sıfatı ki ilgi zamiri olan ki ismin yerine geçiyor. Örnek vereyim. Kardeşimin yazısı güzeldir ama ablamın ki ondan daha güzeldir. Ablamın ki derken burada ki ablamın yazısı, yazısı görevinde kullanılmış. İsmin yerine geçmiş arkadaşlar. Zamir görevinde, ilgi zamir görevinde kullanılmıştır. Ki'nin yazımı ve görevleri adlı dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir soru olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.